Arkadaşlar merhaba. Hemşirelik için uğraşan arkadaşlar, çalışan arkadaşlar için kaç net yapmam gerekir? Kaç puan almam gerekir? Bunlarla ilgili size bir çalışma yaptık. Hep beraber bir göz atalım. Şimdi hemşirelik için 2021 taban puanlarını ele aldık sizler için. Bunlar ilk yerleştirme sonuçlarıdır. İkinci tercihler henüz yapılmamış durumda. Ondan dolayı bu sonuçlar ilk yerleştirmeden sonra bize gelen Puanlara göre baktığımızda nedir? Hacettepe 367 puanla almış. 9 Eylül 330 puan. Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz sizler için bir araya topladık. Hemşirelik bölümünün taban puanlarını. Onun da altını çizelim. Taban puanlar bunlar. Ve 2021'in puanlarıdır. Henüz sıralamaları tam verilmedi ama. Yaklaşık olarak biz kaç binde olduğunu bilmekteyiz. Buna göre... Sizlerin ne kadar çalışması, kaç net yapması gerekir, e, farklı farklı öğrenci tipleri için bunları inceleyeceğiz. Hep beraber bir bakalım. E, en yüksek 60.000, 60K'ya kadar tercih yapılabilmekte. En yüksek puanlı hemşirelik baktığımızda hepsini devlet üniversitesi olarak bakmaktayız. Bunu da belirteyim. Iğdır. E, 2020 verilerine göre e, en düşük puanlı. Devlet Üniversitesi'nde yazılabilecek hemşirelik puanıdır 283. Bunu da altını çizelim. E, buna göre bizim kaç almamız gerekir dediğimizde ben büyük şehirde okumanız faydalıdır. Neden? Oranın imkanları, olanakları, çevre edinmeniz, iş bulma vesaire dediğimizde kendinizi geliştirmeniz için bulabileceğiniz aktiviteler büyük şehirlerde daha fazladır. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Ankara gibi yerleri aldık zaten daha çok şuradan bakacak olursak nedir Ankara, Ege, İzmir, 9 Eylül İzmir, Eskişehir, Osman Gazi, Ankara, Gazi Üniversitesi'nin puanlarını aldık. İstanbul var ve e, puan olarak da nereye kadar inebiliriz onları aldık e, özellikle bunların tam listesini bulabilmek çok kolay. Şimdi hemşirelik dediğimizde büyük şehirde okuyacaksak bizim sayısaldan almamız gereken puan 350 puan arkadaşlar. 350 puan aldığımızda İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Eskişehir gibi eee büyük şehirlerde hemşirelik fakültesini yazabilmekteyiz. Yani bu da yaklaşık olarak 100K yapmak demek. Başarı sıralamasında 100.000 yaptığın takdirde büyük şehirlerde hemşirelik yazabilmekteyiz. Bu şekilde bu aralıkta düşünürsen eğer hedefini burada koyarsan eğer dediğim gibi büyük şehirde hemşirelik yazılabilmekte. Şurada bir notumuz daha var. 60K ile 200K arasında değişmekte. En son devlet üniversitesinde e, baktığımızda 200K'da da hemşirelik yazabiliyoruz. En yüksek nedir acaba demin burslusunu kazandın? O da 60K'dır. Bunun gibi farklı farklı skalalarda üniversite tercihlerimizi yapabiliriz. Ama biz ortalama olarak 100K'ya girip büyük şehirde okuyabiliriz. Yaklaşık o da 350 puana denk gelmektedir. Peki bu 350 puanı almak için neler yapmamız gerekir? Ona bir göz atalım. Hepsinden yarım yarım. Ee, şunu baz alıyorum ben. Okulda okulda bir sınavı geçmek için, bir dersi geçmek için ne yapmak gerekiyor? 100 üzerinden 50 puan almak gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman TT AYT'de de bizim bölümümüzle ilgili soruların %50'sini yap diyorum sadece. Türkçe 40 soru var TYT'de 20 tanesini yap. Sosyal 10 tanesini yap. Ya ben sayısalcıyım ama TYT'deki sosyali yapmamız gerekiyor arkadaşlar. TYT toplam 120 soru. 120 sorudan sorumluyuz. Olabildiğince hepsini çözeceğiz. TET Matematik 40 soru var 20 tanesini işaret e, doğru yap diyorum. Net sayılarınızı yazıyorum buraya arkadaşlar. Fenden %50'si 10 net. Yine AYT de matematik 20 net. Fizik 14 sorudan 7. Kimya 13 sorudan 6. Biyoloji 13 sorudan 7 tane net yaptığın takdirde. Ve diploma notun 80 ise senin sayısal yerleştirme puanın 350 gelecektir. Dediğim gibi yaklaşık olarak puanlar hesaplanmakta ve e, sıralamasını da yaklaşık olarak söyleyebilmekteyiz elimizdeki verilerle. Yani sen bu puanı aldığında, bu netleri aldığında e, 350 puan gelecektir ve yaklaşık bu da 100K'ya denk gelecektir. Bu sayede İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Aydın'da, Antalya'da birçok yerde büyük şehirde yazabiliyorsun. Hemşirelik gelmekte. Dediğim gibi, hepsinden yarım yarım yaparsan bu iş olmakta ya Türkçe 20 değil ben 30 tane yapabilirim artı yaz ama diğerlerinin altına düşme hepsinden yarım yarım yap matematikten fazla yapabilirsin ekstra cebinde kalsın nedir Hacettepe'ye çıkabilirsin veya e, daha farklı üniversitelerde 60K'ya kadar çıkabiliyordu hemşirelik yazabileceğimiz bölümler onlara gidebilirsin ama 350'nin altına düşmemeye çalış. Puan olarak 350'nin altına düşme. 100K'yı da kendine baraj olarak koyup Eğer 100K yaparsam ben e, istediğim şehirde okuyabilirim hemşireliği diye düşün derim. Ben fizik kimya yapamam diyen sayısal öğrenciler çıkabiliyor bazen. İşte son sene e, sayısala geçmiş matematiğim var işte dolayı ama ben fende çok zorlanıyorum, hemşirelik istiyorum diyen öğrenciler olabiliyor Diploma notu hep 80 olarak aldık arkadaşlar ee, burada e, 90 çıkanlar olur 70'e inerler olur onu kendiniz ayarlayabilirsiniz puanınızı birkaç net arttırarak burada e, buradaki dezavantajını giderebilirsin eğer fizik yapmayacaksan ve 350 puanı hedefliyorsak 80 Diploma notuyla 40 Türkçe 15 sosyal 20 matematik 6 tane fen ne yaptık burada arkadaşlar? TET Türkçe'ye ve TET Sosyal'e yüklendik biraz. Netlerini arttırdık. 10 net bunu, 5 net bunu arttırdık. 20 tane matematik bak çok abartı netler değil bunlar. %50'sini istiyoruz dedik matematiğin yine değil mi? Fen 20 soruda 6 tane yapacaksın. Bunun zaten biyoloji eğer hemşirelik seçiyorsan biyoloji de yapabilir olduğunu düşünerek bu netleri yazıyoruz. 6 tane de fen yaptığını düşündük TET'de. AYT'ye geçtiğimizde yine %50 matematik dedik. 21 tane net matematikten. 3 fizik, 3 kimya. En kolay konularını gözüne kestirip çalıştığın takdirde 14 tane fizik sorudan üstünden 3 tane yap. 13 tane kimya sorusundan 3 tane yap. Biyolojiden de 8 tane. Dediğim gibi biyolojiyi hemşirelik olduğu için özellikle bir tık daha fazla yazıyorum. Fizik ve kimya yapmadık burada. 3'er taneyle atlattık. Ne oldu puanımız yine? 351. Kaçtayız? 100K'dayız arkadaşlar. Bu şekilde ee, ne yaptık? Hepsinden %50, %50 yaptığımız takdirde 350 puanı tutturabiliyoruz. Veya fizik kimyayı kısarsak, netlerini aşağıya çekersek ne yaptık? TET sosyalle ile TET Türkçe'ye biraz yüklenerek %50 matematik yine kullandık. Yine biz bu işi bu şekilde de kotarabilmekteyiz. Devam edelim. Ben sayısalcıyım. Ben hiç sözel yapmam. Yapamam diyen öğrencilerimiz oluyor. Ben de tarih yapamayanlardanım arkadaşlar. Ben de sayısalcıyım. Ee, ne yapabiliriz? Sıfır sosyal yazdık. Hiç bakmayacağım. TET'de sosyale hiç bakmayacağım dedim. Ee, Türkçe sosyalim kötü ya. Hani Türkçem de kötü olsun dedik. 20 tane Türkçe yaptık. Ya ben bunu 30-35 yaparım. Denemelerde çıkabilir arkadaşlar ama sınavda sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz oluyor. 30-35'in altına inmeyen öğrenciler 24 nette 26 nette kalabiliyor. Ondan dolayı özellikle Türkçe'de kendine çok çok fazla güvenme. Yapabildiğin kadar yap 30-35 neti görebilirsin çok rahat. Ama ya ben zaten okuduğumu anlarım yaparım diye farazi konuşma. Hani elinde veri olmadan çalışmadan emek sarf etmeden yapabileceğini zannetme. O uyarıyı da burada tekrardan yapmış olalım. Türkçe'ye 20 tane net yazdık. Sosyalden hiç yapmadık. Bak bunları attık. Kenarı attık. Ne oldu? 25 tane matematik yazdım. tyt matematikte. E, fenden %50 yap 10 tane. 25 tane AYT matematik. Fiziğin yarısını yap. 6 tane kimyanın yarısını yap. 6 tane biyolojinin yarısını yap. 7 tane yaklaşık olarak. Ne oldu yine? 350 puanı tutturabilmekteyiz arkadaşlar. Ya ben e, Türkçeyi istemiyorum yani. Türkçem daha iyi. 20 net olmaz. O kadar da düşemem diyorsan ne yaparsın? Türkçeden kaç yapacaksın? 30 net. 10 net arttırdın mı? O zaman matematikten 15 net. Yine yaklaşık olarak 350 bandına gelirsin. Yani şunu demek istiyorum. TET'de yapacağın net kaçtır bunları topladığımda? 20-25 daha 45-55. 55 net yazdım ya. Sen buna 10 tane verirsin. Matematik gibi fenden alırsın. Sosyale verirsin. Tamam mı? Toplam netin 55 olsun. Bunların arasında sayısal puanını hesaplarken çok çok fazla fark yok. Toplam 55 net çıkart bana diyorum TET'den. Dediğim gibi sosyalden hiç yapmazsan bu 55 neti Türkçe ile matematiğe ve fene dağıtman gerekiyor. Nasıl dağıtacağına sen karar vereceksin. Ama tabii ya ben 55 net yapıyorum teyzeden bu bana yeter diyemeyiz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekir ki hedeflerimize çok daha sağlam bir şekilde ulaşabilelim. Ama sıfır sosyal netiyle yapılmaz mı yapılır. Ama 25 tane matematik neti istiyorum. Yani TT'de toplam 55 net istiyorum. Bu da Önemli ve kıymetli. Çok zor rakamlar, çok zor sayılar değil arkadaşlar. Önümüzde 10 aylık bir kısım var. Bizim yapacağımız Zoom üzerinden derslerimiz mevcut. Varsa sıkıntılarınız burada size matematik, biyoloji konusunda yardımcı oluyoruz. Sakın onları kaçırmayın derim. Devam edelim. Matematik yapamayanlar için ne yapabiliriz dediğimizde. Şöyle baktığımda 35 tane Türkçe yaparım. Ama matematik yapamıyorum. Tamam 35 Türkçe yaz ama dikkat. Türkçeden ben yaparım demekle de değil. Yaparak, çalışarak, emek zarf ederek olacak şeylerdir bunlar. Sosyal, 20 matematik yapamıyorsan sosyal yapacaksın o zaman. 14 tane sosyal, 14 tane de fen koyduk. TET'den iyi bir sonuç çıkarttığımızı görmekteyiz. 30, 40, 50, 60, e, 73 net bak bu sefer 73 net geldi. Değil mi? Az önceki sayfamızda 55 netle kotarabilmiştik. de iyi bir sonuç aldığını aldık ama 10 matematik netiyle alıyoruz bunu. 73 net yaptığımızı düşündük. Ne yaptık burada? 40 matematikten 10 tane işaretledik. İşte matematik yapamıyorum. 40 sorudan 10, 40 sorudan 10. Azalttık matematik netini azalttık. Fizik, kimya ve biyolojiden de %50 ile oynarsak yani 7 fizik, 7 kimya, 9 biyoloji. Tabi biyolojiye dediğim gibi bir tek üstte tutuyorum. Neden? Hemşireliğe girdiğimiz için. Ee, bunu da düşürebilirsin. Mesela bundan 2 düşürt 7 yap. E, matematiği 2 arttır. Gibi. Kendi sınavının içerisinde bu netleri bu şekilde kaydırabilirsin. Çok ufak oynamalar olur. E, 350 değil 352 olur. 350 değil 348 olur. Gibi değişmeler olabilir ama yaklaşık olarak sen yine 100K'yı tutturabilirsin bu netlerle. Matematik yapamıyorum diyen arkadaşlar da yine hemşireliğin gelebilmesi için buna benzer bir tabloyla karşılaşması gerekmekte. Zor netler değil. Ya 10 tanecik matematikte yapabilirim. Seviyene bağlı. 10 neti yapabilmek için de sağlam çalışması gereken bir tayfa var arkadaşlar. Sıfırdan mı getiriyorsun matematiği? Bu on neti yapmak için ne kadar uğraşman gerekir? Eğer temeli olan bir öğrenci varsa, 9. sınıfta e, problemleri sağlam işlemiş olan bir öğrenci varsa, ilk girdiği denemeden on neti çok rahatlıkla görebilir. Dediğim gibi e, bizim çalıştığımız e, öğrencilerle e, ben matematik bilmiyorum, ilgilenmiyorum, hiç bakmıyorum diyen öğrencinin bunun geometrisi hariç, 30 tane matematik sorusunun 15 tanesini muhakkak yapması gerekir. Ben kötüyüm, ben matematik yapamıyorum deyip beraber matematik çalıştığımız öğrencilerin 30'da 15 geometriyi ayrı tutuyorum. 30'da 15 matematik yapabilmesi şart alt limitimizdir. Ben çalışıyorum, üstüne düştüm, gerekli zamanı ayırdım ve dediklerinizi yaptım. Dediğiniz soruları çözdüm diyen öğrencilerin 20 neti aşmış aşması işten değildir He, gününde olursun iyi çalışmışsındır temelinde vardır sağlam bir program yürütmüşündür. ne yapar bu 25 nete kadar çıkar geometrisiz e, gününde olursun bu 30'a full'e kadar gidebilir tabi bu e, ucu açık bir şey ama dediğim gibi minimum 15 net sadece 30 sorudan matematikten yazılması gereken nettir bizim öğrencilerimiz için Devam edelim. Hiç yapamıyorum dedik. 10 net matematik çıkarttık. Bunun için de gerekli arkadaşlar. Devam edelim. Başka ne var? Mesela farklı bir 96 diploma notu. Bak hep 80 hesaplıyoruz. Hiç ona bakmıyoruz artık. Ama burada farklı bir şey inceleyeceğiz. Ne de 96 diploma notumuz var. Gayet iyi güzel bir e, diploma notu. E, TYT'den 26 tane Türkçe. Mesela bu, bu öğrencimiz 30-35 neti görmüştü denemelerde Türkçeyi. Ama dediğim gibi sınav psikolojisiyle Türkçe zorlaşmakta arkadaşlar. Ee, süre sıkıntısı oluyor, şey oluyor. E, geriliyorsunuz. Ondan dolayı Türkçeden çok büyük kayıplar oluyor. Bir de matematikten zaman yetiştiremedim hocam. Ben 10 soruya bakabildim şeklinde geri dönüşler oluyor. Buradaki Türkçe ondan dolayı iki kere önemli. Bir zaman kaybı yaratıyor, iki telaş yapıp hata yapmanıza olanak sağlıyor. Üç... Matematiğe zaman yetiştiremiyorsunuz, sosyal yapıyorsun, fen yapıyorsun, Türkçe yapıyorsun. Bir bakmışın 15 dakikan kalmış. 10 tane matematik sorusu yapıp bırakıyorsun. Ee, bu öğrencimiz 20-25 nete kadar çok rahat çıkıyordu her denemede. 30 nete görecektik ama sınavda gelen matematik neti 8. Acı ama neden zamanım kalmadı. Neden Türkçe'ye çok fazla vakit ayırdım. Yani Türkçe'n... Onda da telaş yaptığım için 30'un üzerine çıkamadım. Şeklinde sonuçlar gelmekte. Ee, sadece bir öğrenci değil, değil, arkadaşlar. Türkçede bu sıkıntıyı yaşayan her öğrencinin burada sıkıntısı olmakta. Onu da altını çizeyim. Ee, çok genel bir e, örnek bu önümüzdeki. 16 tane matematik ayet eden 3 tane fizik. Bak 3 tanecik fizikte biz hemşirelik kazanabiliyoruz. Ama şuraya bakıyorum. 13 tane Biyoloji neti var. Çok çok güzel. Buradan Deniz hocama tekrardan teşekkür etmek istiyorum. E, 13 biyoloji netine yardımcı olduğunu bilmekteyiz. Kimyadan 6 tane yapmış. Öğrencimiz yaklaşık %50'yi tutturmuş. Ne gelmiş? 327. Kaç? 117K. Neresi? İzmir Demokrasi Üniversitesi. Olabiliyor arkadaşlar. Olabiliyor. Hani yaşanan onca talihsizliklere rağmen... Onca talihsizliklere rağmen... Ee, İzmir'de Devlet Üniversitesi Hemşirelik gelebiliyor mu? Gelebilmekte. Devam edelim. Eğer ee, puanımız iyi geldi, kötü geldi, iyi yaşadık, kö kötü bir sınav geçirdik veya ee, ne oldu? Oradaki ee, psikoloji değişebilir. Sınavdan sonra eğer istediğiniz puanı tutamadınız, istediğiniz sıralamayı ee, yakalayamadınız ama Hemşirelik istiyorum diyorsun. Güzel. Hemşirelik fizan da olsa gider okurum diyorsun. Çok güzel. O halde nedir? En düşük puan alınmış e, bu sene 284 puanla devlet üniversitesinde hemşirelik kazanıldı arkadaşlar. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre 284 puan. Çok düşük mü? Evet düşük. Ben, biz 350 hedefliyorduk. 284'e e, Iğdır Sivas 280-290 arasında bunlar. E, bu üniversitelerde hemşirelik tutmakta Tabii bunların bir de özelleri var %25 %50 bursluları Kıbrıs vesaire çok daha detaylıdır tercih işlemleri için ondan dolayı muhakkak ve muhakkak sistemi bilen e, ve tecrübeli diyeceğim burada artık 5-10 yıldır bu işi yapmaktayız puanlar neye göre değişir neye göre artar e, bir çok fazla değişken var bir çok fazla denklem var bu konuda Biraz öngörülü olmak gerekiyor. Tercih zamanında muhakkak ve muhakkak deneyimli, tecrübeli kişilerden fikir alın arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Devlet Üniversitesi'nin en düşük puanla kazanılan yerlerinden birine bakalım dedik. 284. Bunu yakalamak için 80 diploma notuyla kaç net yapmak gerekiyor 23 Türkçe. Gayet düşük bir net yazdık. 9 tane sosyal, 9 tane matematik 10 netin altına düştük. 7 tane de fen yaptık. Geçtik AYT'ye. 10 tanecik matematik yaptık bak 10 tane. 4 fizik, 4 kimya, 5 biyoloji. E ne yaparsın sen burada ekstra olarak? Ben fizik yapamam hiç. Hiç yapamam. O zaman buraya 3 tane verirsin. 13 tane matematik. E, biyolojiye de 1 tane verirsin. 6 tane biyoloji yaparım dersin yine benzer sonuç gelecektir karşına. Bazen oluyor arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin sonuçlarına bakarken burada fizikte eksi 0.25 yazıyor. Bir tane yapmış, onu da atmış, onu da tutturamamış. Ne olacak? Eksi 0.25 yazıyor. Böyle sonuçlarda da karşılaşılabiliyor arkadaşlar. Ne yaptım? Buradaki 4 neti aldım matematiğe, biyolojiye dağıttım. Heh, buna İki tane veririm buna iki tane veririm bu şekilde de dağıtabilirim. Yine benzer puanı yakalayabilmekteyiz. Bak 9-10 matematik netine dahi hemşirelik kazanılabilmekte. Tabi okuyacağınız şehir önemli. Burada 4-5 yılınız geçecek mezun olduktan sonra da orada kalma ihtimaliniz olabiliyor. Ondan dolayı iyi seçmeniz gerekiyor okuyacağınız şehri hemşirelikte de. Uzakta yazarım benim için iyi fark etmez. Fizan'da olsa gider okurum diyenler için de netleri buraya kadar düşürebiliriz. Ama hedefinizi yüksek tutun. 350 puan 100k hedefiniz olsun arkadaşlar. Bunun için savaşın büyük bir şehirde güzel bir üniversitede okumak sizin 4 yılınızı artı mezun olduktan sonrasını da etkileyecektir. KPSS'ye çalışacaksın, dil kursuna gideceksin. Farklı aktiviteler isteyeceksin. Onun için büyük şehirde ve güzel bir üniversitede okumak çok çok önemli. Hedeflerinizi düşük tutmayın. Yeterli vaktimiz var. Eğer sıkıldığınız, takıldığınız bir yer varsa sen anlat hocam ekip olarak yardıma hazırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Eğer istediğiniz bölümler varsa bunun gibi incelememizi istediğiniz... Yorumlarda belirtirseniz o bölümler hakkında da sizler için araştırmalarımızı yapar, video içeriğimizi üretiriz.